Bayram Çarşamba, yani en uzun gün, güneşin batmak istemediği gün olarak da biliyorsunuz bu gün adlandırılıyor. Aynı zamanda müzik günü. Tabii ki Avrupa'nın hemen hemen her yerinde kendi şarkılarını sokaklarda söyleyen insanlar görülüyor bugün. Akşam saatlerinde özellikle başlarlar. Türkiye'de de tabii bugüne uyanlar olacaktır. Sokaklarda müzikler, enstrümanlarıyla çalan gençleri göreceğiz. Büyük bir ihtimalle bugün en uzun gün, yani güneşin batmak istemediği gün diye adlandıralım. Yani en kısa geceyi de bu gece yaşayacağız neredeyse. Hoş geldiniz programımıza. Habere Doğru programımız. 2 saat boyunca beraberiz. Yaşar Aydın birazdan bizimle birlikte olacak. Bir Gün Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü. Onunla tabii iç siyaseti konuşacağız. Biraz da ekonomi konuşacağız. Yaşar Aydın'la Bir Gün Gazetesi'ne attığı başlıkları da konuşacağız. Çünkü Bir Gün Gazetesi'nin başlıkları genelde oldukça ilginç ve düşünülen başlıklar oluyor. Halkın ilgisini çeken başlıklar oluyor. Kendisiyle birazdan birlikte olacağız. Engin Açar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Cemal Berk Aytekin'le birlikte kameramanımız bütün gün oradalardı. Saat 12'den itibaren biliyorsunuz orada önemli bir toplantı vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanları. 81 il başkanı bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeydi. Toplantı hala devam etmekte. Oraya da bağlanacağız. Engin Açar bizimle birlikte olacak. Birazdan bize içerideki kulis bilgileri de aktaracak. Çünkü önemli, Türkiye'nin her tarafından gelen ve tabii ki Türkiye'nin nabzını tutmuş olan il başkanları bölgelerindeki seçim sonrası atmosferi ve halkın düşüncelerini aktaracaklar. Bizzat genel başkanı aktarıyorlar 12'den itibaren ve oradan edindiği izlenimi ve de kulis bilgilerini Engin Açar birazdan bize aktaracak. Saat 17'den itibaren de Gülizar Biçer Karaca bizimle birlikte olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Başkanı. Kadın bir milletvekilinin olması açısından önemli. İlk kez bu gerçekleşiyor Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Bu nedenle kendisini de konuk alacağız, stüdyomuza gelecek. Ve tabii ki hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki bu kaynamayı, meclisin artık bunları konuşacağız. Meclis çünkü çok hareketliydi bugün. Birazdan onu da aktaracağım size. Kapılar kırıldı. Bir milletvekilinin kapısı kırıldı. Gece yarısı belki de. Çünkü akşam çıktığında öyle bir durum olmadı. CHP'li vekil Sevda Erdan Kılıç. İçeride neler oldu? Niçin o kapı kırıldı? Ne bir böcek aramasında yapıldığını söylüyorlar. Aktaracağım bunu size. Ve içeride ilk kez yeni mecliste tartışmalar yaşandı. Sert tartışmalar yaşandı. Onu da birazdan size aktaracağım. O meclis içerisindeki o durumu Turan Çömez ile birlikte yaşanan. Turan Çömez biliyorsunuz İYİ Parti milletvekili. Onun yaşadığı bir tartışma var. Onu da aktaracağım size. Meclis içerisinde de neler oldu, neler bitti. Tabii asgari ücretin belirli olmasından sonra, bir şekilde karar verilmesinden sonra tartışmalar da durmadı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu doğrudan Türk İş Başkanı'nı hedef aldı, Ergün Atalay'ı. Dedi ki, ipotek altına aldırdı saraya iradesini dedi. Ona verdiği cevap var Ergün Atalay'ın, onu da aktaracağım size. Bugün bol bol konuşacağız. Her zaman yaptığınız gibi arkanıza yaslanıyorsunuz, çayınızı kahvenizi alıyorsunuz. Habere Doğru programımız 2 saat boyunca devam ediyor. Ve ana haberde saat 18'den itibaren bulacağınız haberlerin bir bölümünü en azından ya da en azından fikir sahibi olacağınız bir haber kısmı hazırlıyoruz size. Ve ana habere saat 18'den itibaren de ana haberde bütün bu haberlerin ayrıntılarını izleyeceksiniz. Evren Özalkuş'un anlatımıyla, aktarımıyla. Hoş geldiniz tekrar Habere Doğru da. Şimdi il başkanları toplantısına şöyle bir bakalım. İl başkanları toplantısı neden önemli? Çünkü hani Türkiye'nin genelinden gelen bilgileri bir anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'na aktarılması açısından ya da Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine aktarılması açısından önemli. Çünkü bir hayal kırıklığı var. Vatandaşta ben oy verdim ancak o oyum yeterli gelmedi ya da sahip çıkmadığınız gibi duygular yaşıyor biliyorsunuz. O vatandaşın duygularını bizzat genel başkana, genel merkeze aktaracak olan kişiler kimler? O şehirlerde yaşayanların bir anlamda temsilcisi olan
il başkanları. İl başkanları bugün Ankara'daydı. Ankara'da olmaya da devam ediyorlar. Toplantı çünkü sürüyor. Engin Açar da birazdan bizimle birlikte olacak ve aktaracak bize o dönemi. Çünkü bir değişim çağrısı var biliyorsunuz. Nedir o değişim çağrısı? Ekrem İmamoğlu daha dün tekrarladı. Değişim şarttır dedi. Değişim iyidir dedi. Eksikleri, yanlışları tekrarlayarak kazanamayacağımız nettir dedi. Beklentisini dile getirdi. O beklentisine cevabın da dün grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun vereceğini düşünüyordu büyük bir ihtimalle. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu öyle yapmadı. Değişim konusunda ayrıntılı bir açıklama yapmadı. O açıklamanın adresi olarak CHP grup toplantısı vardı. Ama Kılıçdaroğlu grup toplantısında değişimden bahsetmedi. Onun yerine İstanbul'da yerel yönetimin ne kadar önemli olduğunu anlattı. Bir anlamda değişim şart diyen, değişim kapsamına genel başkanı da dahil eden İmamoğlu'na dolaylı bir mesaj verdi diye düşünüyoruz. Bizim algıladığımız budur. CHP lideri iktidar mücadelesini, iktidar ile mücadelesini sürdüreceğini altını çize çize söyledi. Ve tabii ki yerel seçimlerde bu ilk mücadelenin verileceğini aktardı ve seçime giderken kurulan ittifakları eleştirenlere de yanıt olarak çarpıcı bir cevap verdi konuşmasında. Açık ve net söylüyorum dedi. Değil altılı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım ifadelerini kullandı. Bugün büyük bir ihtimalle yine il başkanları toplantısında bütün bunlar konuşuluyor. İmamoğlu'nun söylediklerini şöyle bir ayrıntılayalım. Diyor ki değişim şarttır, değişim iyidir. Eksikleri, yanlışları tekrarlayarak kazanamayacağımız nettir. Başta benim partim olmak üzere bütün muhalefetin öz eleştiri yapması şarttır. Partinin kurumsallığına aykırı ve parti hiyerarşi içerisindeki saygıya aykırı asla hareket etmedim, etmem. En doğru zaman, en doğru üslupla kamuoyuyla paylaşmaktan geri durmam. Geç olmadan paylaşmak zorundayım diyor. Yani öylesine bir açıklama ki bu Ekrem İmamoğlu'nun, o açıklamayı da size ayrıntılı bir şekilde aktaracağız tabii ki. Arkadaşlarım eğer bağlantı olursa bana söylesin. Engin hazır. Peki. Engin Açar'la bir konuşalım bakalım. Engin Açar il başkanlarıyla yapılan toplantının ayrıntılarını bize anlatsın. Engin söz sende. Zeynel ile CHP Genel Merkezi'ndeyiz. Kameraman arkadaşım Cemal Berk Aytekin'le birlikte artık toplantıda 4 saat geride bırakıldı. 4. kattaki toplantı odasında yapılıyor il başkanlarıyla gerçekleştirilen görüşme. Az önce ben de o kattaydım. Yine bazı izlenimlerde bulunmak için il başkanlarıyla konuşmak için çıktım. Ara ara içerideki il başkanları yemek yeme molası veriyordu. Dışarıya çıkıyordu. Konuşma fırsatları da bulduk. Toplam 81 il başkanıyla içeride bir görüşme gerçekleştiriliyor ama Kılıçdaroğlu tarafından gerçekleştirilen bir görüşme değil. Kılıçdaroğlu şu anda il başkanlarını dinliyor. İl başkanları ise hem seçim sürecini hem de kurultay sürecini değerlendiriyor ve şu anda 25-30 kişilik bir grup kaldı konuşmayan. Onların da konuşmasının bitmesiyle birlikte toplantı sona erecek. Tabii gün başında bizlere bir açıklama yapılıp yapılmayacağı ile ilgili net bir şey söylenmedi. Açıklama yapılabilir dendi ama son aldığımız bilgilere göre herhangi bir açıklama alınmayacak. İl başkanlarının Kemal Kılıçdaroğlu'na yapmış olduğu en büyük sistem şu oldu. Seçim süreci, seçim sürecinden öncesi CHP Genel Merkezi ile il başkanlarının örgütlerin arasındaki bağlantı kopukluğu, il başkanlarının örgütlerinin yeteri kadar dikkate alınmaması, özellikle de milletvekili adayları ortaya konulurken il başkanlarından, örgütlerden görüş alınmaması yönünde bir rahatsızlık duyduklarını belirttiler ve hemen hemen bütün il başkanlarının en önde gelen sorunu, sistemi buydu ve genel başkana bunu dile getirdiler. Tabii yine kurmaylarla konuştuk CHP Genel Merkezi'nde bugünün gündemlerine dair. Uzun süredir kurultay takviminin nasıl sonuçlanacağı merak ediliyordu. Yani genel başkan seçimleri yerel seçimlerden önce mi yapılacak yoksa sonra mı yapılacak? Bu tartışma konusuydu. CHP Genel Merkezi için yine farklı görüşler hakimdi. Yine sabah erken saatlerde buraya gelen il başkanlarından bazılarına mikrofon uzatabildik. Kütahya, Kırıkkale, Sakarya, Giresun, Rize, Adıyaman, Kocaeli gibi illerin il başkanlarıyla konuşma fırsatı yakaladık Zeynel'le ve hepsi aslında aynı şeyi dile getirdi. Yurttaşın, seçmenin bir değişiklik olması yönünde fikir belirttiğini ve bunun da il başkanları tarafından dikkate alındığını
söylediler. Ama birkaç kişinin veya birkaç belediye başkanının isteğiyle bu tür adımların atılmayacağını bugünkü toplantıya işaret ederek bugün buradan çıkacak sonuçlara göre o seçimin veya o yol haritasının belirleneceğini söylediler. Açık bir şekilde de dile getirdiler. Hatta gazeteciler olarak sorduk, Ekrem İmamoğlu mu kastediyorsunuz diye. Birçoğu da hayır, isim vermeye gerek yok. Medyada sürekli değişim isteyenler bellidir ve bu isteğin medya yoluyla yansıtılması hem seçmenlere hem de partiye zarar veriyor. İşte biz de bugün bu toplantıda bunları konuşacağız dediler. Yine gün içerisinde kurmaylarla görüştüğümüzü söylemiştik. O kurmayların bize aktardığı bilgilere göre Kılıçdaroğlu'ndan da bir şey rica edildi. Çok uzun bir süredir takip edilmiş bir rapor çıkartılmış. Özellikle il başkanlarının, örgütlerinin, milletvekillerinin sosyal medyayı aktif kullanıp kullanmadıkları seçim sürecinde bunun da nötr anlamda bir etki olduğu ortaya çıkmıştı. İşte il başkanlarına bugün bu da belirtilecek. Bundan sonra haftalık bir program çıkartılacak. Önce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu gözden geçirilecek. Daha sonra da o program il başkanlarına yönlendirilecek ve il başkanları sosyal medyayı daha aktif kullanacak. O hafta boyunca dile getirilmesi gereken konular ortaklaşa bir şekilde dile getirilecek. Böylelikle tüm Türkiye'de il başkanlarının ortak bir konusu olacak ve daha çok duyurulacak kamuoyuna. İşte gelişmeler bu şekilde Zeynel Hanım. Tabii ki en büyük gelişmeyi de en sona sakladık. Gün içerisinde birçok noktadan kulis bilgisi aldık. Bugünkü toplantıdan sonra Kılıçdaroğlu il başkanları bazında bazı isimlerde değişikliğe gidebilir diye, özellikle de 28 Mayıs seçimlerinin ardından çıktığı ilk televizyon programında dile getirmişti Kılıçdaroğlu. Kırsal seçimlerde biz istediğimizi yapamadık, istediğimiz gibi çalışamadık demişti. Oradan başlayacak, deprem bölgelerini yine ele alacak. Buradaki il başkanlarında büyük oranda değişiklik bekleniyor. Özellikle de İstanbul, İzmir ve Ankara'nın ismi CHP Genel Merkezi'nde bugün çok fazla dillendiriliyor. Yani İstanbul, İzmir başta olmak üzere deprem bölgeleri ve kırsal bölgelerdeki il başkanlarında bir değişiklik olursa bu sürpriz olmayacak. Tabii bugün netleşecek bir şey değil. Kılıçdaroğlu şu anda il başkanlarını dinliyor, notlarını alıyor. Daha sonra da kurultaya doğru zaten bu konularda da bir şeyler netleşmiş olacak. Kameraman arkadaşım Cemal Berkaydakin'le birlikte CHP Genel Merkezi'ndeki haber takibimize devam ediyoruz. İlerleyen saatlerde yeni gelişmeler oldukça da o gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Çok teşekkürler Engin Açar, Cemal Berk Aytekin'le birlikte saat 12'den itibaren oradaki toplantıyı çok yakından izleyen Tele1 ekibi ve oradan sızan edinilen bilgileri de kulis bilgisi olarak bize aktardı. İzleyicilerimizle paylaştı. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve nöbetleri devam ediyor zaten. Şimdi tabii bu içerideki toplantı çok önemli. Kemal Kılıçdaroğlu o notlarını alıyor ve büyük bir ihtimalle Engin Açar'ın da son olarak söylediği şey gibi bazı il başkanlarıyla da vedalaşacak büyük bir ihtimalle, ama bu bugüne ait bir karar değil. Bu daha önce edinilmiş bir takım izlenimler sonrasında yine not edilmiş ve değişikliğe gidilmesi kararı alındığında da o isimlerle vedalaşacağına yönelik izlenimlerini aktardı. O da bakalım ne zaman olacak, çünkü şu anda gördüğünüz görüntüler il başkanlarıyla yapılan toplantıyla ilgili. Ankara, İzmir, İstanbul çok önemli. Deprem bölgesi çok önemli. Oradaki ve kırsal bölgelerdeki edinilen izlenimler çok önemli. Çünkü seçim öncesi kampanya sırasında işte yapılan performansa göre, elde edilen performansa göre il başkanlarının değişmesi önemli. Parti meclisi, MYK, Merkez Yürütme Kurulu değişti. Danışmanlar tamamıyla değişti. Şimdi de sıra il başkanlarıyla olan iletişimine geldi Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bu iletişimiyle ilgili de kararı özellikle de bugünden sonra alacaktır. Ve o değişimin adreslerinden birisi de il başkanları olacaktır büyük bir ihtimalle. Bakalım önümüzdeki günler neyi gösterecek. Ve Kılıçdaroğlu aynı zamanda ifade verecek. Yani biliyorsunuz yeni dönem vekil olmadı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olması nedeniyle adliyeye ifade vermeye çağrılması bekleniyor. Anadolu Ajansı'nın dün akşam geç saatlerde gelen haberiydi bu. Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, kamu görevlisine hakaret, iftira suçlarından tam 18 dosyası bulunuyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Düşünebiliyor musunuz? Cumhurbaşkanı adayı bu kişi, ana muhalefetin lideri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı,
terör örgütü propagandası yapmak gibi bir suçlamayla karşı karşıya. Çok ciddi bir durum bu. Tabii ki bu her halükarda Türkiye'deki adli makamların tamamen siyasetin emriyle, talimatıyla hareket edebileceğine yönelik de bir durum söz konusu olabiliyor. Halkı kim ve düşmanlığa tahrik? Niye etsin kim ve düşmanlığa tahrik? Bu da tabii ki bir önemli. Kamu görevlisine hakaret, bu zaten Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak algılanan o binlerce dosyanın içerisindeki dosyalardan bir kısmı da Kemal Kılıçdaroğlu'na ait biliyorsunuz. Ve de iftira suçlarından 18 dosyası bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun ifadesi başsavcı vekili tarafından alınacak, gün ve saati belli değil. Önümüzdeki günlerde öğreneceğiz. Şimdi onunla ilgili haberimizi izleyelim. Seçimler bitti. Rafta bekletilen dosyalar indirildi. Eski milletvekillerinin 350 soruşturma dosyası işleme konuldu. Eğer mülakat olacaksa var mı? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu yeni yasama döneminde milletvekili seçilemeyenlere ait dosyalar için harekete geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu yeni yasama döneminde milletvekili seçilemeyenlere ait 350 dosyayı işleme koydu. Tencerelerin yeteri kadar kaynamadığını CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, kamu görevlisine hakaret ve iftira gibi suçlamaların yer aldığı 18 dosyası bulunuyor. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu ifadeye çağrılabilir. Borçlanma Genel Müdürlüğü. Dosyaların işleme konmasıyla birlikte adliyeye davet edilmesi beklenen Kılıçdaroğlu'nun ifadesi, dosyasının bulunduğu soruşturma bürosunun başsavcı vekili tarafından alınacak. Sonraki aşamada ise yeterli delil elde edilmesi halinde Kılıçdaroğlu hakkında dava açılacak. Ve izleyicilerimiz tabii ki iyi yayınlar diliyor. Lütfiye Özgür, Yasemin, Şerife Hübner, her zaman bizi yalnız bırakmayanlardan Jay ismi bir izleyicimizin, Cesi bir başka izleyicimizin ismi. O da bize iyi yayınlar demiş. Güldeniz Sert aynı zamanda mesaj yolunu yalanlardan ve onların da mesajlarını aktaracağım size. Nilgün Özaltınok yine mesaj yollayanlardan ve tabii ki hem Twitter hem de YouTube üzerinden bize mesaj yollayabilirsiniz biliyorsunuz. Hem arkanıza yaslanıyorsunuz, çayınızı kahvenizi içerken de telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan mesajlarınızı yollayın. Biz de diğer izleyicilerimizle paylaşalım. Habere Doğru program biliyorsunuz. İnteraktif program, sizinle birlikte yaptığımız bir program. Bunu da bir kez daha altını çizerek söyleyeyim. Dün Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşma yaptı biliyorsunuz. Az önce bir özetini söyledim. O özetinde en önemli cümle neydi? Altılı değil, 16'lı bir masada kurabilirim cümlesi tabii. Buna tabii bugün Erdoğan'ın da cevabı oldu. Onu da aktaracağım birazdan. Değil altılı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım ifadelerini kullandı. Bu da tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki seçimlerde var olacağını ve aynı zamanda bu geminin dümeninin başında kaptan olarak yer alacağını gösteren bir cümle. İktidarla olan mücadelesini sürdüreceğini net bir şekilde ifade ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ve aynı zamanda dünkü konuşmasında iktidara yüklendi. Başından sonuna kadar ve hatta yüklenmesi biliyorsunuz seçim kampanyası sırasında kullandığı bir kelime vardı, sahtekarlık diye. Bunu bir kez daha tekrarladı Kemal Kılıçdaroğlu. Vatandaştan oy ama talimatı dışarıdan alırlar. Vatandaşa her türlü yalanı söylerler. Benimle ilgili de sahte videolar hazırladılar. Ve çıkıp Allah büyüktür. Bunu itiraf ettiler montaj diye. Şimdi ben oy veren vatandaşlarıma seslenmek isterim. Ne oldu bu videolar? Sahte video hazırlayana sahtekar denir. Sahtekardan da cumhurbaşkanı olmaz. Bu kadar açık. Evet, bu yayınlanan videoydu. Tabii ki CHP Genel Merkezi'nden sonunda da altı oku gördünüz bayrağını yoğunu. Sonuçta bu türlü iktidara yönelik eleştirisini, tepkisini göstermeye devam ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Dünkü grup konuşmasında bunu yaptı. Böylelikle yerel seçimleri şimdiden startını vermiş sayılabilir. Büyük bir ihtimalle de
il başkanlarıyla yaptığı toplantı sonrası da alacağı kararlarla bir anlamda yerel seçimlere de startını vermiş ve başlatmış olacaktır alacağı kararlarla. Bugün tabii Millet Meclisi de hareketliydi. Millet Meclisi hareketliydi. Hafta başından beri toplantıdaydı. Dünkü grup toplantıları, bugünkü grup toplantısı. Erdoğan bugün de grup toplantısı yaptı. Dün Bahçeli açıklama yaptı. Onu da size aktaracağım. Bahçeli'nin açıklaması aslında ilginç. Çünkü Anayasa Mahkemesi'ne bir kez daha saldıran bir açıklamaydı Bahçeli'nin. Anayasa Mahkemesi, Türk Tabipler Birliği, Türk Barolar Birliği, Bahçeli için kapanması gereken kurumlar, bunların ne işi var bu ülkede? Yani ayağımıza bağ olan bir kurumlar bütün bunları. Yani Cumhuriyet'in o kurumlarını ortadan kaldırmak için elinden geleni yapan ve yapmaya da devam eden söylemleriyle de hatta bunları tehdit eden bir söylem içerisinde Bahçeli. Diyor ki Bahçeli, özellikle HDP'ye hazine yardımının yapılması, kaldırılmasına yönelik hani Yargıtay'ın talebini reddetti biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi. Diyor ki Bahçeli, anlaşılıyor ki Anayasa Mahkemesi Başkanı kurulu üyeleri söylediklerimizi zaten hiç kale almıyor. HDP'nin istekleri doğrultusunda hareket etmeyi tercih ediyor. Hatta Türkiye'ye tercih ediyor. Mutlak suretle yeni bir anayasa hazırlansın, Anayasa Mahkemesi'ne şekil verilsin diyor. Onları şiddetle kınıyorum diyor. Burası önemli. Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım. Anayasa Mahkemesi'ne yönelik suçlaması bu şekilde. Yani PKK ile ortak hareket ediyorsunuz demek istiyor. Resmen Anayasa Mahkemesi'ne terör suçlaması yapıyor ve Kandil ile birlikte ortak hareket ettiğine yönelik de cümlesi var Bahçeli'nin. Bedeli olacak mı? Tabii ki olmayacak. Herhangi bir soruşturma açılmayacak. Kemal Kılıçdaroğlu'na 18 dosya var. Bu ve buna benzer dosyalar. Halbuki bu türlü bir cümle hiçbir zaman Kemal Kılıçdaroğlu yapmadı. Hadi şöyle bir meclise gidelim. Bugün bir kapı kırılması hikayesi var. Onu da size aktarayım çünkü önemli. Cumhuriyet Halk Partili Vekil Sevda Erdan Kılıç kapılarının, meclisteki kapısının zorlanarak açıldığını iddia etti. Çok ciddi bir güvenlik zafiyeti dedi. Meclisin saygınlığına da gölge düşürecek nitelikte dedi. Genel sekreterlikten odanın bir elden geçirilmesini istedik. Özellikle de bir böcek araması talebinde bulunduk dedi Erdoğan Kılıç açıklamasında. Dün akşam 20-15 sıralarında danışmanımla odadan ayrıldık diyor. Kilitledik kapıyı, hiçbir sorun yoktu. Sabah danışmanım 9.30 sıralarında geldiğinde kapının açık olduğunu fark etti. Darbe almış, zorlanmış bu kapı. Dolayısıyla mecliste milletvekili odasının kapısı zorlanmış bir durumda. Korkacağımız bir şey yok. Kimseden saklımız, gizlimiz de yok diyor. Ama bu çok ciddi bir güvenlik zafiyetidir ve meclisin saygınlığına da gölge düşürecek niteliktedir diyor. Ben hiç korkmadım, bundan sonra da korkmam. Takip ettiğim hiçbir konuyla ilgili de bir adım geri atmam diyor. Evet, bu da önemli çünkü mecliste bir milletvekilinin kapısı kırılıyor, zorlanarak açılıyor ve bunu sabah farkına varıyorlar. Niçin kırıldı, niçin zorlandı, niçin açıldı? Bir böcek araması yapılacakmış. Ona da önümüzdeki günlerde herhalde aydınlığa kavuşur bu konu. Bunu da konuşacağız birazdan. Ve bir tartışma oldu. Onu da aktaralım size. Turan Çömez'de AKP'li Karayel arasında meclisteki ilk tartışma olarak, yeni meclisteki ilk tartışma olarak onu da aktaralım. Ve Yaşar Aydın'dan sohbete başlayalım. Yurt dışında dolaşıp şimdi milletvekili olduğu için buraya çıkanlar var. Bu ülkenin demokrasisini laf etmeden önce gel bak, demokrasi böyle oluyor, gel. Kestik mi sözünü? Kestik mi senin sözünü? Sen utan sen. Çıkıp dolaşırken, oralarda gezerken bir şey yoktu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 28. dönemin ilk gerginliği AKP İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turan Çömez arasında yaşandı. Vatandaşlarımızın bu vize sorunu yaşamasının temel nedeni dünyanın Türkiye'ye nasıl baktığı ve Türkiye'yi nasıl gördüğüyle alakalıdır. Vize reddi krizi her geçen gün büyümeye devam ediyor. CHP yaşanan krizi meclis gündemine taşıdı. İş adamları mağdur, akademisyenler mağdur, sanatçılar mağdur ama tek adam rejimi mağrur çünkü dünya lideri var.
İYİ Parti adına söz alan Turan Çömez, yaşanan krizin sorumlusu olarak iktidarı gösterdi. Avrupa ülkeleri Türk vatandaşlarının geri dönmeyeceği konusunda ciddi kaygılara sahipler. Çömez ardından kürsüye çıkan AKP milletvekili İsmail Emrah Karayel, gündemin dışına çıkarak konuşmasına milletvekillerine sataşarak başladı. Evet, çıktın buraya artistlik yapıyorsun. Sayın milletvekilleri, ha? Sayın milletvekilleri. Oraya çıkıp millete parmak sallamak kolay. Hiçbiriniz gelemediniz. Sen de dönüp konuşup buraya geldin. Bu memlekete geldin. Onun için konuştuğunuza dikkat edeceksiniz. Millet müsaade etmedi. Yaşanan gerilim verilen arayla durdurulmaya çalışıldı. Yeni dönemin ilk tartışmasından geriye bu görüntüler kaldı. Gel bak, demokrasi böyle oluyor. Gel, kestik mi sözünü? Kestik mi senin sözünü? Sen utan sen. Çıkıp dolaşırken, oralarda gezerken bir şey yoktu. Böyle bayağı sallayıp da olmuyormuşlar. Otur yerine otur. Saygılı ol. Evet, Karayel ve Çömez arasında yaşanan bu gerginlik diyelim, Allah'tan daha da fazla ileriye gitmeden yatışmış, sakinleşmiş durumda. Ama tabii ki bu türlü gerginlikler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde var oluyor. Hatta biliyorsunuz yumruklaşmaya kadar giden çatışmalar ya da tartışmalar olduğunu söyleyelim. Mecliste bu ilk gerginlikti. Yeni meclisin 28. dönem milletvekilleri arasında yaşanan gerginlikti. Onu da aktarmak istedik. Şimdi Yaşar Aydın'a dönelim. Bir Gün Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü. Sevgili Yaşar, merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, kolay gelsin. Şimdi yeni meclisin ilk gerginliğini aktardık. Biraz önce de bir kapı kırılma olayını aktardık. Tabii izleyicilerimizle paylaştık. Mecliste neler oluyor bitiyor. Ankara kulislerinden, Ankara'dan sızan ve bize aktarılan bilgiler bir şekilde. Nasıl başladı meclis acaba sence? Şu anda mecliste tabii çok farklı bir mozaik var. O mozaik bakalım nasıl birbiriyle anlaşma yoluna gidecek? Çok zor. Hani meclisin çok fazla bu dönem işlevi olacağını da düşünmüyorum işin açıkçası. Yani yine Bakanlar Kurulu ve külliye etrafında şekillenecek. Benzer tartışmalar ancak meclisi gündem haline getirecek. Yoksa eğer ciddi bir anayasa tartışması olmazsa tabii. Yoksa biz bayrama yakın meclisin kapandığını, Ekim'de yeniden açılmak üzere kapandığını tanık olabileceğiz. Ondan sonra da yerel seçim gündemi Türkiye'nin temel siyasetini belirleyecek. Yani bir dönem bu ilk dönemde meclisi çok fazla işlevli görmeyeceğiz. Sadece Adalet ve Kalkınma Partisi Erdoğan'ın ihtiyaç duyduğu yasaları geçirme konusunda. Bir de tabii bilmediğimiz, şu anda nasıl gelişeceğini tam kestiremediğimiz Millet İttifakı'ndaki partilerin grup kurması veya onların siyasal tercihlerinin özellikle iktidarla kuracakları ilişkilerin hangi düzeyde olacağını şu anda kestiremiyoruz. Onun dışında aslında İYİ Parti, HDP, CHP durumu daha net, berrak insanların zihninde. Orası da netleştikten sonra meclisteki diyalog ve sertlik oranı nasıl gelişecek daha net söyleyebiliriz. Ama bu kapı kırılma olayı bizim de ilk defa tanık olduğumuz bir mesele, önemli bir mesele. Meclisin içinde yaşanan bir olay, yani oradaki tartışmalara benzemiyor bu mesele. Umarım çok kısa sürede mesele aydınlığa kavuşur, yoksa orada hiçbir çalışma güvende olmayacağı anlamına gelir. Çünkü bütün milletvekillerinin dosyaları, bilgisayarları vesaire genelde o odalarda. Her türlü faaliyet riske girer o saatten sonra. Evet, maalesef gören kamera yok bu kapıları. O da ilginç aslında. Orada bir kameranın olmaması da ilginç. Belli ki daha fazla önlem alınması gerekiyor. Bakalım önümüzdeki günlerde bunu konuşacağız. Şimdi dünkü grup konuşmasına gelelim Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ve Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamaya da gelelim. O değişim beklentisini artık yüksek sesle, daha fazla yükselterek sesini dile getiriyor. Dünkü konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimlere dikkat çekti. Ve o hani değişim beklentisini cevaplandıracak ya da İmamoğlu'na bir cevap olacak bir konuya girmedi. Hatta altılı masa değil, 6 değil, 16'ya bile çıkarabileceği gibi bir hodri meydan okudu bir anlamda. Yerel seçimlere doğru kurultay süreci yaşanacak ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu konuyu, bu tartışmayı nasıl görüyorsun Yaşar Aydın? Nereye kadar gider? Yerel seçimlerde partinin başında yine Kemal Kılıçdaroğlu'nu göreceğiz gibi görünüyor. Ne gibi sonuçlar çıkar Türkiye genelinde?
Yani içe dönük bir tartışma devam ediyor şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi daha çok içe dönmüş ve meseleyi içeride çözmeye çalışıyor. Ülkenin gündemine ve ülkenin hani değişim talebine yanıt üreten bir değişim tartışması maalesef yaşamıyoruz. Hani başkan adayı kim olacak? Kemal Bey kalacak mı? Ekrem Bey gelecek mi? Üzerine giden bir tartışma. Bu tabii çok verimli bir sonuç üretecek gibi durmuyor şu anda. Medya üzerinden verilen mesajlar var. Ben yerel seçimlere Kemal Bey gidecek diye bir Kemal Bey ile gidecek diye kestirme bir yanıtı en azından şu anda veremiyorum. Hani dünkü açıklama biraz daha aslında öz eleştiri yapması beklenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim siyasetinin arkasında durduğunu gösteren bir açıklama oldu. Hani altılı masa ittifak modelleri iki partiyle masa altılı ama seçime iki partiyle girilmesi vesaire bunlar çok konuşulan meselelerdi. Buna bir yanıt verdi. Ben hala Cumhuriyet Halk Partisi'nde tam kongre süreci nasıl işleyecek, Temmuz ayından sonra bu nasıl şekillenecek, il ilçe kongrelerinden önce ortaklaşacak mı? Bunların netleştiğini düşünmüyorum. Yani Kemal Bey'in kafasında da soru işaretleri var. Çünkü öbür tarafta Ekrem İmamoğlu açıkça artık CHP'de genel başkan olmak istediğini ifade bu cümlelerle etmese bile bu niyeti ortaya koydu ve kolay kolay da vazgeçecek gibi durmuyor. Yine Özgür Özel bildiğiniz gibi sorumluluk almaktan kaçmam dedi. O yüzden hani biraz daha beklemek gerekiyor. Ama tabii bu sürgüt devam ederse CHP mesajlar üzerinden devam ederse bu gerilim bir çeşit aslında şu anda var olan gerilim bir çeşit il ilçe kongrelerine daha büyüyerek giderse bu tabii yerel seçim sürecini akamete uğratır. Öyle bir potansiyele sahip. Bugünden aslında Türkiye'nin değişim talebine yurttaşın, halkın beklentilerine yanıt verecek, bu sorulara yanıt verecek, onlarla birlikte bir mücadele hattı çizecek bir yönelime girmesi gerekiyor muhalefet. Ya biz günlerdir haber yapıyoruz örneğin siz de yapıyorsunuz. Cemaat tarikat meselesi. Evet. Yani hakikaten Türkiye'nin şu anda yıkılması gerekiyordu. Orada 12 yaşında bir çocuk öldü. Biz açıkladık. 2 yıl önce, 3 yıl önce başka bir şey yaşanmıştı. Başka bir okulda taciz olayı var. Yani bir cemaat tarikat ağı o Türkiye'de at oynatıyor. Yani böyle istediği gibi yapıyor. Ve hani muhalefet partileri nerede? Bir ittifak oluşacaksa bu tarikat cemaat karşısında bir ittifak olmamalı mı? Yani birinci sıraya bunu koymamalı mı? Ya da ikinci sıraya bunu koymamalı mı? Tarikat cemaat karanlığına karşı oluşmayacak bir ittifakın Türkiye'de bir anlamı var mı? Hani 16'da yapsanız, 26'da yapsanız ne işe yarayacak bunlar? O yüzden bence bugün sadece seçimi değil, CHP kurultayını değil, Türkiye'nin temel meselelerinde nasıl bir araya geleceğiz? Nasıl bir ittifak kurulacak? Ve bu mücadeleyi nasıl büyüteceğiz? Bu sorulara yanıt verilmesi gerekiyor. Ancak umut böyle tazelenir. Yani öbür türlü gerçekten hani gazeteci olarak da biz yani bazen havanda su dövdüğümüzü düşünüyoruz. Yani bu kadar önemli meseleleri üst üste başlık olarak siz de çıkarıyorsunuz, biz de çıkarıyoruz, diğer arkadaşlar da çıkarıyor. Ya bunun siyaseten bir gündem olmaması bile yani yurttaşın gündemi olmamışsa, yurttaş bizle ilgilenmese, okuduğunu, izlediğini hissettirmese hakikaten biz kendi kendimizle konuşuyoruz duygusuna kapılacağız ama siyasetin gündemine bir türlü gelemiyor, siyasi partilerin gündemine gelemiyor. Türkiye'nin temel meselelerini bu kadar anlatmamıza rağmen buranın kırılması lazım sevgili Zeynel. Ve burası kırılmadığı sürece yani çok iç tartışmaya dönüşüyor. Ve bu umut yaratmaktan çok insanlarda umut kırıcı haline geliyor. Hani sen muhtemelen bugün herhalde değil mi Kemal Bey'le sizin programınız? Evet yarın saat 20'de bizim programımız Kemal Bey'le. Evet, dikkatle izleyeceğiz. Umarım hani bunları biraz daha net konuşulur bu meseleler. Çünkü sadece mesajlarla olmuyor. Biraz tam ne dediğini ve ne istediğini anlamamız gerekiyor. Onun üzerinden yorum yapabiliriz. Ama biz şimdi şifre çözüp hani kim gelecek, kim kalacak, kalmak mı istiyor, gelmek mi istiyor? Bunları çözmeye çalışıyoruz. Bu biraz sıkıntılı işin açıkçası. Türkiye önemli bir seçim geçirdi. Muhalefet kazanacağı bir seçimi, yani önde başladığı bir seçimi kaybetti. Bunun altını çizmemiz lazım ve bunu kabul etmemiz lazım. İlk kez bir seçime muhalefet önde başladı aslında. Hem de açık ara önde başladık tüm kamuoyu anketlerine göre. Son 2-3 ayda ara kapandı ve bir çeşit hani bunun içine devlet propagandası, hilesi, hurdası neyse yazarsınız ama sonuçta önde başlanılan değişim talebiyle rüzgarı arkasına alan muhalefet geldi, seçimi kaybetti. Şimdi düşünmemiz gerekiyor. Bu artık yavaş yavaş işlenen, kurumsallaşan, bir çeşit değişmesinin önüne geçen bu ucube sisteme
karşı neler yapabiliriz, nasıl mücadele verebiliriz? Biraz bunları konuşmanın zamanı geldi. Bunlarla ilgili adım atmanın da zamanı geldi diye düşünüyorum. Yoksa sadece seçim ve kurultay tartışması gerçekten sıkıntılı bir hale dönüşebilir. İşte Erdoğan bugün istediği gibi konuşuyor. Yani işte biraz oraya altılı masaya laf atıyor, biraz Kemal Bey'e laf atıyor. Yani ülkede sanki hiçbir sorun yokmuş gibi bir siyaset takip ediliyor. Bu salı çarşamba konuşmalarının da sanırım böyle sonuçları da oluyor maalesef. Evet, Erdoğan'ın da bugün yaptığı konuşmayla ilgili biraz bilgi de vereceğiz birazdan. Uçkur meselesini kullanarak bir konuşma yaptı. Yine tabii hakaretleri oldu Erdoğan'ın. Her zaman olduğu gibi bay bay Kemal ifadesiyle yaptığı açıklamalar bunlar. Sanki seçimleri kazanmamış gibi sürekli olarak bir saldırı halini sürdürüyor Erdoğan. Belli ki o oyunu, o kemikleşmiş halini herhalde bu şekilde koruyacağını düşünüyor. Tabii şurada çok haklısın. Sonuçta asıl memleketin en büyük meseleleri göz ardı ediliyor. Bu türlü kişisel bir takım açıklamalar nedeniyle işte kim başkan olacak ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç dinamiklerine yönelik sorunları ön plana çıkardığımız zaman. Halbuki işte mülteci ya da sığınmacı sorunu çok hat safhada. İşte laik düzen, laik eğitimi çok ciddi bir şekilde hedef alan o hani dindar nesil yetiştirme amacıyla okullara atanan imamlar meselesi, merdiven altındaki tarikatlar meselesi çok ciddi sorun ve giderek büyüyor bunların boyutu. Ve tabii ki ekonomi sorunu, asgari ücret meselesi dün belirlendi. 11.402 lira ama bakıyorsunuz 1-2 ay içerisinde yoksulluk sınırının altına inecek bir sonuçta bir miktar bu. Yani açlık sınırının pardon. Sonuçta böylesine sorunların büyük olduğu ortamlarda belki de bütün bunları konuşarak o asıl gündemi kaçırıyoruz belki de. Şimdi yarınki Bir Gün'ün gazetesinin öne çıkardığı konu ne? Onu da aslında öğrenmek isterim eğer bir sakıncası yoksa. Hiç değilse öne çıkardığı konu olarak onu aktaralım. Ve oradan da bu sığınmacı konusuna geçmek istiyorum. Çünkü bakıyoruz. İltica başvurusu Türkiye'den Avrupa'ya hat safhaya ulaşmış durumda ve bakıyoruz Türkiye'ye gelen sığınmacıların sayısı hat safhaya ulaşmış durumda. Bir yandan ülkemize girenler, diğer yandan ülkemizde yaşayanların başka ülkelere göçü gibi böyle garip bir durum söz konusu. Evet, yani ilk yarınki Bir Gün için şunu söyleyebilirim. Asgari ücretle ilgili sen açıkladın zaten 3 aydı. 3 ay olmamış asgari ücret açılır açılmaz bazı hamleler yapılmış. Örneğin kira rakamları değişmiş. Yani kiralanmak için listeye çıkarılan evlerin fiyatı asgari ücrete göre yeniden düzenlenmiş. Bazı ürünlere hemen zam gelmiş vesaire. Hani tüm bunları topladık. Bir de yine tabii bu gericiler, tarikatlarla ilgili 2 tane temel haberimiz var. Onun üzerine gideceğiz. Yani bu asgari ücret dediğimiz şey yani 3 ay falan değil, 1 ay içinde hiçbir anlamı olmayan bir noktaya gelecek maalesef bu zam. Bunu gördük en azından. Mülteciler meselesini de Türkiye'nin demografik yapısı, kültürel dokusu, sosyal dokusunun değişmesi konusu gerçekten üzerine çok düşünmemiz, çok eylem geliştirmemiz gereken bir konu artık. Yani bunu atlayamayız. Nitelikli iş gücü batıya doğru gidiyor ve Türkiye göçmenlerle ucuz iş gücü cenneti haline geliyor. Türkiye bir depo haline geliyor ve bundan kim memnun derseniz bir kaçak göçek üretim merkezleri yaratan, ucuz iş gücüne ihtiyaç duyan sermaye grupları memnun. Bir de gelenleri bir çeşit aslında cemaat tarikat ilişkileriyle etrafında tutan yapılar memnun, gerici yapılar memnun. Onun dışında Türkiye'de hiç kimse bu durumdan memnun değil. Ama sadece memnuniyetsizlik ifade etmek de yeterli bir şey değil. Çeşitli çözümler üretilmeli, bununla ilgili baskı geliştirmeli, sürekli gündemde tutulmalı. Kanıksanmamalı. Bizim en önemli meselemiz her şeyin kanıksanması ve her şeyin doğal olarak kabul edilmesi. Daha dün cezaevinde olan bir Gezi tutuklusu açıklama yaptı. Benimle ilgili TRT dizi yapıyor dedi. Dizide beni şeytanlaştırıyor, propaganda yapıyor dedi. TRT'nin böyle dizi yapabileceği bile kanıksan. TRT'ye dair tek bir tepki bile yok. Yani bizim paralarımızla yayıncılık yapan TRT kurumu, maaşları bizim vergilerimizle ödenen TRT kurumu bir siyasetin aparatı haline geldi. Bu kabullenmiş ama.
Bununla ilgili ne dava açıyoruz, bununla ilgili ne protesto ediyoruz, bununla ilgili ne boykot yapıyoruz. Ya TRT böyle artık iktidarın aparatı deyip yan tarafa çekiliyoruz. Bu kanıksanma durumunun her konuda yavaş yavaş üzerimize yapıştığını düşünüyorum. Mülteciler meselesi de çok daha ciddi büyük bir mesele bu. Yine de varlığını kabul ediyoruz, sorun olarak tespit ediyoruz ama buna dair neler yapılacağı konusunda ciddi bir eylemlik geliştirmiyoruz. Hepimizin çocukları, yeğenleri, yakınları hani bizden geçti. Biz bu saatten sonra ülke değiştirecek durumda değiliz. Ama Türkiye'nin gerçekten geleceği olabilecek beyinleri ülkeyi terk etme aşamasına geldi. Bunları nasıl tutacağız? Türkiye'de nasıl yeniden umutlu hale, yaşanabilir bir hale gelebileceğine ikna edeceğiz? Ve bugün bu mülteci sorunuyla ilgili hükümeti neye zorlayacağız? Yani biraz basınç uygulamamız lazım. Böyle seçimi kazandın diye ki seçimi de hakikaten küçük bir oy farkıyla, yani 84 milyonluk ülkede 64 milyon seçmen olduğu ülkede 27 milyon oyla kazandın seçimi. Yani böyle bir sana %100 bir destek, ikinci turda kazandın. Bir de bunun altını çizmek lazım. Birinci turda sana yeterli desteği vermeyen bir topluluktan bahsediyoruz. Bu kadar rahat davranmasını, istediğini yapabilecek halde görülmesini öne geçmek durumundayız. Yani bunu bir eylemli muhalefet haline getirmemiz lazım. Mültecilik meselesinde de öyle, ekonomi meselesinde de öyle. Salı grup toplantılarında tespitleri sıralamak artık yetmeyecek. Önümüzde 5 yıl boyunca seçim yok sevgili Zeynel. Yani 5 yıl boyunca biz AKP ve Erdoğan saray rejiminin uygulamalarına baş başa kalacağız. Orada örgütlü bir toplumsal kesim yaratamadığımız sürece bunu geriletmemiz, bu uygulamaları püskürtmemiz mümkün olmayacak. Bu konuda muhalefetin bir yön değiştirmesi, çizgi değiştirmesi, anlayış değiştirmesi gerekiyor. Yani sadece sandığı işaret ettiği günler, aylar geçti. Şimdi artık gündelik hayatta karşımıza çıkan meseleler olacak. İşte sen de sıraladın eğitimdeki mesele. Yani biz bu Milli Eğitim Bakanı'nın keyfiyetine mi bırakacağız her okula bir imam atanmasını? Bununla ilgili hiçbir şey yapamaz mıyız? Hiçbir şey yapmayacak mıyız? Bu böyle Milli Eğitim Bakanı, yeni Milli Eğitim Bakanı böyle istedi diye böyle mi gerçekleşecek? Çocuklarımızı bir imamın eğitim vermesini mi bekleyeceğiz? O açıdan hani bunların çok temel problemler olduğunu bizim açımızdan, başlıkların çok önemli olduğunu, yurttaşın bundan ciddi anlamda rahatsız olduğunu görmemiz gerekiyor. O değişim talebinin, yani bundan bir yıl önce değişim dediğinde Türkiye'de %65 oranında bir destek alıyordu sadece değişim kelimesi. Başkanlık rejiminden memnuniyetsizlik %65'lerdi. Seninle çok konuştuk bu meseleleri. Evet. Ne oldu da buralara kadar geldi ve seçimin rengi değişti? O %60 memnuniyetsizlik ortadan mı kalktı? Bugün sokağa çıkalım. Ekonomik sorun, siyasal sorun, bu gericilik meselesi hala yerli yerinde duruyor. Mülteci meselesi, oradan yaşanan şikayetler, hiçbiri çözülmüş değil ki. Toplumun temel meseleleri orada duruyor ve bununla ilgili bir şeyler yapmak, bununla ilgili o işin içine dahil olmak ve yurttaşla birlikte bu üzerimize gelen karanlığa karşı barikat örmek zorundayız. Bu yapıldığı sürece meclisteki milletvekili de daha cesaretli siyaset yapabilir belki. Yoksa sadece kürsüden bağırmak, kürsüden şeyleri ifade etmek değişim için yetmeyecek, dönüşüm için yetmeyecek. AKP'yi tedirgin edecek şey ya da Erdoğan rejimini tedirgin edecek şey yurttaşın buna bir bütün olarak hayır dediğini görmesidir. Yani bunu yapması lazım muhalefetin. Hani yerel yönetimi de seçimleri de biraz buradan doğru değerlendirmesi gerekiyor. Yani kazanılacaksa buradan kazanılacak. Yoksa gördük, ben hani bugün de yazmaya çalıştım. Ya Cumhuriyet Halk Partisi %12 Cumhur İttifakı Konya'da %12 oy kaybetti. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmedi bu oylar. Yani bir önceki seçimle bu seçim arasında %12 oy kaybetti Cumhur İttifakı. AKP-MHP ittifak. AKP'nin MHP'nin toplam oyu %13 düştü. Ama bu Millet İttifakı'na gitmedi. Ahmet Davutoğlu'nun partisine gitmedi. Yani siz oradaki masayı büyütseniz bile size gelmiyorsa, o zaman sizin politik hattınızda bir sıkıntı var demektir ya da ulaşamıyorsunuz demektir. Yani bunların masayı büyütmekle alakalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Başka bir fikirle orada o insanlara ulaşmak, o insanları çekmek. AKP'den kopmuş, MHP'den kopmuş ama sana gelmiyor, senin politikalarına gelmiyor. O zaman benim masam mı küçük yoksa politikalarımda mı problem var? Masayı büyütmüşsün işte.
eski bir başbakan, Konyalı, Konya'dan milletvekili olmuş yıllarca Ahmet Davutoğlu'nun partisini de dahil etmişsin. Masa büyüdü ama Konya'dan sana oy gelmiyor, Kayseri'den gelmiyor. Kayseri'de ya 8 yıl içinde %20 oy kaybetmiş Kayseri'de Adalet ve Kalkınma Partisi. 8 yıl içinde. Ya 2 seçimde %20 oy kaybetmiş. Aynı ben şey Konya'da eriyen bir iktidar partisi var. Buna karşı ne yapıyor? Başka yeniden Refah çıkarıyor. Başka bir Zafer Partisi oluyor. Yani muhalefetin kendisine gitmiyor. Çünkü orada farkı görmüyor yurttaş. Ya şimdi Mehmet Şimşek, ekonomi uzatıyorum kusura bakma, hemen toparlayayım. Mehmet Şimşek'in ekonomik modeliyle pay gösteren ekonomik modeli arasındaki dört farkı bana anlatın diye bir soru sorsak, rasyonel politikalarda soru sorsak bu net değilse o zaman iktidardakine oy vereyim. Yani nasıl olsa o iktidarda o devam etsin. Rasyonel politika olacak ya, Nebati olmayacak. Nebati akılsız bir adam değil ki. Nebati o dönemin politik ihtiyaçlarına göre olmuş bir maliye bakanıydı. Erdoğan ona dedi ki ben seçim kazanmam lazım. Bana para akıt. Para akıt. Her sıkıntı yaratma özellikle yoksul kesimlerde. Asgari ücreti yükselt. EYT'yi çıkart filan. Nebati de bunu yaptı. Bunu politikalarına uyguladı. Şu anda para bitti. Dışarıdan para sıkıntı gelmesi lazım. Mehmet Şimşek'i devreye soktu. Mehmet Şimşek'in aklına ihtiyacı var. O zaman da Nebati'nin aklına ihtiyacı vardı. Şimdi burada muhalefet farkını ortaya koymak durumunda. Bu %80 yoksullaşan yurttaşa Türkiye'nin gelirlerini nasıl aktaracak? Gelir adaletini nasıl sağlayacak? Türkiye'nin kaynakları %80'e nasıl gidecek? Bu sorulara yanıt vermesi lazım. Bu sorularda belirginleşmesi lazım. Yani ülkenin temel sorunlarından kaçan bir muhalefet başarıyı yakalama, değişim talebini, değişim rüzgarını arkasına alma şansı yok. Bu kadar oluyor o zaman. Aslında çok önemli şeyler söyledi sevgili Yaşar. Onun için araya da girmedim. Çünkü özellikle 5 yıl boyunca seçim olmayacak. Dolayısıyla artık biz seçim aldık, 5 yıl istediğimizi yaparız şeklindeki bir duruma biz evet mi diyeceğiz demiş olman. Ve ardından da şunu eklemen. Örgütlü toplumsal bir tepki olmadıkça muhalefet de söylemini ya da şeklini ya da siyasetini değiştirmedikçe bu böyle devam edecek. Şimdi bu 5 yıl içerisinde yapılması gerekenler bunlar. Çok önemli sorunlarımız var. Ardarda da onları sıraladık. O sorunların üstesinden gelmek için sadece bunu iktidara bırakmamak lazım. Çünkü nesillerini kaybeden bir ülke dindar nesil adına laikliğin tamamen altını oymaya çalışmakta olan, Cumhuriyet'in değerlerini ortadan kaldırmakta olan bir iktidardan söz ediyoruz. Bütün bunların da mutlaka muhalefetin tepkisine neden olması lazım. Bu da özellikle örgütlü toplumsal tepki ve muhalefetin değişmesi konusu. Bakalım önümüzdeki günlerde bunları takip edeceğiz sevgili Yaşar Aydın. Çok teşekkürler yaptığın açıklamalar ve tespitlerin için. Sağ olasın bizimle olduğun için. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Değerli izleyiciler, tabii ki bu mülteciler ya da sığınmacılar konusu çok önemli ama ülkemizden gidip başka ülkelere iltica etmek için başvuranların sayısını giderek artıyor olması da çok önemli. Son 6 ayda 24 bine ulaşmış Avrupa'ya iltica başvurusunda bulunanların sayısı. İlk 5'te dünya içerisinde. Hemen o haberimizi verelim, şöyle bakalım. Görüyorsunuz belki utanılması gereken bir durumla karşı karşıyayız. Sadece 6 ayda 26 binden fazla kişi Türkiye iltica başvurularında dünyada artık ilk 5'te. Avrupa Birliği kaynaklarından edinilen bilgiye göre 2023 yılının başından bu yana 26 binden fazla Türk vatandaşı Avrupa Birliği ülkelerine iltica başvurusu yaptı. Türkiye, Avrupa Birliği'ne yapılan iltica başvurularında Suriye, Afganistan, Venezuela ve Kolombiya'dan sonra 5. sırada yer aldı. Veriler tam da Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine yapılan vize başvurularındaki yüksek red oranları tartışmasının üzerine geldi. Avrupa Birliği yetkilileri Türkiye'den yapılan vize başvurularındaki artışa da dikkat çekti. Türkiye'den geçen yıl 778.409 kısa dönemli vize başvurusunun yapıldığı belirtildi. Bu sayı 2021 yılında 271.997 idi. Türk vatandaşlarının yaptığı vize başvurularında red oranının ise %15,37 olduğu ifade edildi.
Gördüğünüz gibi bir yandan diyoruz ki Avrupa bize vize vermiyor. Ama vize vermeme gerekçelerinden biri bu. Çünkü Avrupa'ya giden herkes iltica başvurusunda bulunuyor. Hatta bir çarpıcı örnek vardı biliyorsunuz. Erasmus nedeniyle İtalya'ya giden bir öğrencimizin Almanya'ya geçip orada iltica başvurusunda bulunmuş olmasında ilgili bir haberimiz vardı. İzmir'den üstelik. Ve ailesinin de bundan haberdar olduğuna yönelik bir açıklama gelmişti. Tabii ki hiç hoş olmayan bir durum. Ama bir yandan biz öğrencilerimizi, gençlerimizi ve beyin takımlarımızı oraya gönderiyoruz. Ama bir yandan da kapılarımızı açtık. Diğer ülkelerden, Suriye'den, Irak'tan, Pakistan, Afganistan'dan Türkiye'ye gelenler var. Dolayısıyla bu sorunun bir çözümü mutlaka olmalı. Çünkü İlay Aksoy'un aslında gün ortasında çok ayrıntılı bir şekilde Ülkü Çoban'a anlattığı gerçek var. Türkiye'nin tamamen demografik yapısı değişiyor. Aslında tam da ortasındayız. Şuraya bir bakın, bunun mutlaka etüt edilmesi, bir incelenmesi gerekiyor. Baştan sona kadar ayrıntılı bir şekilde